Bir dakikacık. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sizleri bugün Filiz Besim'le karşılaştırıyoruz. O bize artık bazı şeyleri söyleyecek. Çünkü önemli bir gündem var. İmha gündemi var bugün. Onunla başlayacağız ve bakalım bu sohbet bizi nerelere götürecek. Evet, günaydın diyerek sohbetimize başlayalım Filiz Hanım. Günaydınlar, hoş bulduk. Herkese de güzel bir gün diliyorum bu ada yarısında. Ne kadar olabilirse artık, yani son dönemde çok derin acılar yaşadık gerçekten. Bu deprem olayı bizi çok çok sarstı. Bu coğrafyada yaşamanın bir kez daha derinden acısını çok böyle kötü yaşadık. Üzgünüm. Başı sağ olsun herkesin yani yeniden ve çok geçmiş olsun. Unutacağımız bir şey değil bu uzun zaman. Yani genelde çok şeyi unuturuz da bu bizimle kalacak gibi. Kesinlikle bu unutulacak bir şey değil. Bunun acısını ancak gelecek nesillere deprem coğrafyasında yaşadığımızı bilerek, hatırlayarak, ona göre yapacağımız yasalarla, alacağımız önlemlerle bırakacağımız miras bizi birazcık rahatlatabilir. Çünkü bilmek zorundayız ki milyonlarca yıldır bu bölge, bu coğrafya deprem coğrafyasıdır. Ve milyonlarca yıl daha deprem coğrafyası olmaya devam edecek. O zaman biz öyle bir zihniyetle hem ülkelerimizi yöneteceğiz, hem çocuklarımızı eğiteceğiz, hem meslek örgütlerimiz o anlamda şekillenecek. Evet. Çünkü bu deprem yarın değil, 50 yıl sonra da olsa bileceğiz ki yine ölenler bizim çocuklarımız ya da torunlarımız bizi vuracak, olacak. Değil mi? Evet. Yani bu müfredada yerleşmesi lazım değil mi sizce? Yani bu müfredada yerleşmeli. Yani ta insanlar aile eğitiminden itibaren bu zihniyetle büyütülmeli, yetiştirilmeli. Yöneticiler görevlerinde bunun çok ciddi farkında olmalı. Nasıl ki yani işte sağlıkta yapacağın bir hata bileceksin ki seni hastanın ölümüne götürür. Evet. Bu da eğer bir yöneticiysen böyle bir konuda yapacağın, atacağın yanlış bir imza aslında birçok insanın ölümüne neden olabileceğini çok net bilmelisin. Evet. Bilmelisin, bilinçli olmak zorundasın. Yani bu bazen de cahillikten kaynaklanan bir yanlış yapmaya götürüyor insanları. Çünkü mesela baktığınız zaman o coğrafyada şu anda çok o hani 13 ili kapsayan o deprem coğrafyasında birçok müteahhit aslında yaptıkları o binaların içinde yaşayan insanlardı. Tabii. Evet, yani bilmiyor muydu? Hani bu demektir ki bilmiyordu. Bilmiyordu. Yani biliyordu da. Ya da o vurdum duymazlık, yani bize bir şey olmaz. Evet, yani kendi hayatını da riske atarak, birçok insanın hayatını da riske atarak, işte böyle bir yaşam tarzıyla, böyle yasalarla, böyle yönetimlerle ve çocuklarımızı da bu şekilde yetiştirerek, yani bunun çok örneği vardır. İşte Japonya çok klasiktir verilen. Tabii. Kaliforniya tarafları, Güney Amerika tarafları, yani bunlardan ders alarak bu ülkede de, bu adada da, yani bu adanın da yaşadığı çok büyük depremler vardır. Bugün Salamis'in nasıl battığını, depremle battığını biliyoruz. 53 Baf depremi çok yakınlarda ve sürekli de zaten hissediyoruz. Bileceğiz ki bu coğrafyada yaşayacaksanız kaderinizdir. Eğer bu kaderi de artıya çevirmek istiyorsanız bilimin ışığında gerekli önlemleri alacaksınız. Yöneticiler ona göre yönetecek bu alanı. Halk da bunun takipçisi olacak. Bu zihniyette yetişecek. Yani böyle bir soru işareti bile olmayacak. Ha bunu işte bana 5 kat izin verdilerdi da bir 3 kat yapayım da 7 kat çıkayım. Veya işte şu kolonu keseyim de daha geniş bir salonum olsun falan filan. Tabii. Yani bunları. Ama bu kadar okuma yazması yerinde olan, eğitim seviyesi hakikaten üst seviyede olan bir KKTC için bunun bu tip felaketleri görerek mi farkında olmamız lazım? Yani bu insanlık hali midir? Yoksa bilhassa biz KKTC'lerin bize bir şey olmaz, vurdum duymazlığımızdan mı kaynaklanan bir şeydir bu? Yani bizim bunun farkında olmamız gerektiğini ve bu önlemleri sanki daha önceden yapmamız gerektiğine ben inanırım bir şekilde. Ama yani, aklımıza gelmiyor herhalde. Haluk Bey, gerçek
eğitim ve öğretim çok tartışılır yani farklı şeylerdir. Yani %90 üniversite mezunu da olabilirsiniz. Bu çok eğitimli bir ülke grup olduğumuz söylemez, grup doğru. insanı söylemez. Yani bunu gerçekten yaşam tarzı anlamında benimsememiz, içselleştirmemiz, buna göre davranmamız, bu tür insanlara kesinlikle itibar etmememiz, aşağılamamız gerekirse, cezalandırmamız, tabii, yani tabii. hem toplumsal anlamda hem yönetim anlamında, yasalar anlamında cezalandırmamız ve bunlara izin vermememiz tabii. gerekir. Bu çok ama çok önemli bir konudur. Yani ben son dönemde bunu çok düşünüyorum, özellikle bu yaşanan olaylardan sonra. Yani bakın biz 74'ten beri adanın kuzeyinde bir yönetim şekli kurmaya çalışıyoruz, bir devlet olmaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz ama biz 74'ten beri çocuklarımıza yeni okul yapmadık. Biz bir Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışında, bir de Mosa Hastanesi dışında yeni bir hastane de yapmadık. Evet, evet. Yeni devlet daireleri de yapmadık aslında. Hep ya kiraladık ya da bulduğumuza girdik. Bulduğumuza girdik. Ta İngiliz döneminden kalma devlet daireleriyle meclisimiz, işte Cumhurbaşkanlığı mesela çok konuşulur. Ama biz bu arada insanlara 30 yaşında emekli yaptık. İnsanlara 13. 14. maaşları verdik. Yani aslında yapmamız gereken altyapıları, yolumuzu, okulumuzu, hastanemize harcamamız gereken paraları popülizm uğruna, yeniden seçim kazanabilmek uğruna, biraz önce konuştuğumuz konular. Evet. Yani işte bu sizin bu topraklarda daha güçlü bir gelecek kurabilmek için yapmanız gerekenleri yapmayıp günübirlik bir sene daha ben o koltukta oturayım, iki sene daha oturayım ama 50 sene sonra çocuklarımın başına okullar yıkılsın. Bu da benim umurumda değil veya bunun farkında değilim. Çünkü böyle bir zihniyet. Yani biz 74'ten beri çok suçluyuz bunları yapmamakla. Evet, evet. Yani kendinize de yani içe dönük bakıyorsunuz konuya. Tabii ki içe dönük. Hakikaten üzüntü evet, verici. Ve üzüntü verici. Düşündüğümüz zaman tabii şimdi o zaman hakikaten bayağı bir mal mülk kaldı. Bayağı okullar kaldı. Rum'un boşalttığı. Yani dolduramazdık bile. Ama bizdeki nüfus artışı öyle bir patladığı anında biz onları doldurduk ve artırdık da. Taşmaya bile başladık. Buna rağmen özel okulların devreye girmesiyle devlet okullarındaki baskıyı alan özel okullar oldu aslında. İhtiyacı gören özel okullar buradan devreye girdi ve iş olarak da başarılı bir şekilde devam etmeye başladılar. Çünkü bugün özel okullar eğitim vermeyi durdursalar o talebeleri alacak devlet okulları yoktur. Yani dediğiniz gibi inşa etmemiz lazımdır okulları. Evet anlamda. Ama yani sosyal devlet olmanın anlamı da sizin devlet olarak kamusal anlamda güçlü okullarınızın olmasıdır. Yani ben bugün siz de öylesiniz eminim devlet okullarından mezun oldum. Tabii. Yani birçok insan. Tabii. Şimdi biz neden çocuklarımızı devlet okullarına göndermiyoruz? Çünkü devlet okulları her anlamda geri gitmiştir. Gerek eğitim anlamında gerek bina altyapıları anlamında birçok anlamda geri gitmiştir. Ondan dolayı yani bu kadar değerli insan yetişti bu toplumda. Devlet okullarından yetişti. Tabii. Veya bu kadar insan hastanelerde tedavi oldu. Devlet hastanelerinde tedavi oldu. Yani bu devletin birincil görevleri yapması gereken devletin, hükümetlerin birincil görevlerini biz yapmadık. Yani evet. bunu evet kabul etmemiz gerekir. İngiliz döneminden kalma okullarda hala daha çocuklarımız. Hastane, tabii. sağlık ocaklarında hala daha hastalarımız. Bunu artık yani bunun ötesi yoktur. Ve çok yakın yaşadık bu acıyı. Ve uzmanlar bizi çok ciddi uyarıyorlar. Yani bu öylesine o hoca çıktıydı da bunu söylediydi. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde de Kahramanmaraş depreminin göstere göstere geleceğini söyledi uzmanlar. Kimse tabii, imarafları, tabii. bilmem işte bir sürü alangirili işlerle binlerce insan bugün perişan durumda. Evet. Her şey geriye gidiyor. Yani bu deprem sadece can kaybı değil. En büyük konu tabii ki can kaybı. Ama can kaybının yanında çok ciddi şekilde bir çevre
kirliliği de var. O kadar tabii, molozun tabii. O çevreye vereceği radyasyonundan, kimyasal atıklarından ve daha birçok şeyinden. Tabii, ekonomik tabii. Anlamda o bölge en az büyük 10 yıkım. Yıl geriye gitmiştir. Yani sadece evet can en önemlisi ama çok büyük bir felakettir. Tabii tabii 100 milyarlardan bahsediyorlar dolar olarak ve düşündüğünüz zaman o bölgenin üretimi, etkisi ve tedarik zincirine olan etkisi çok kısa zamanda biz zaten bunları hissedeceğiz. Yani gerekli işte meyvenin, sebzenin, demirin, çeliğin gelmeyişini evet. Hep bunları zaten hissedeceğiz evet. Zaman içerisinde. Evet. Fakat bu açığı yakalayıp da bir şey yapabilmek için de sistemin bozuk olduğunun farkındalığının da bir getirisi var. Yani bakıyorsunuz tamam biz fark ettik. Biz bazı şeylerde çok ihmalkar davranmışız. Bazı şeyleri yapamıyormuşuz, düşünmemişiz. Ama hadi kolları sıvayalım ve bir aksiyon planı yapalım bu konuda. Görüyorsunuz şu andaki aksiyon planımı. Kesintiler uygun değil. Yanlış yerden başlıyor diyor CTP. Yani bir plan yapılacaksa hemen insanlara vergi koyarak, kesinti yaparak başlamayın. Önce kayıt dışılığı kontrole alın gibisinden. Yani bu bile, biz bunların zaten konuşmasını yapana, edene şeyine kadar yani birkaç yılı doldururuz herhalde böyle. Bizim acil aksiyon planına ihtiyacımız var. Bunu nasıl yaparız? Size sormak istiyorum. Acil aksiyon planına ihtiyacımız olduğu çok kesin. Ama artık hani böyle ben gerçekten bu sistem bozuk olmuyor. Sistemin bozukluğu kötü niyetli insanlarla sistem bozuluyor. Yani iyi ahlaklı insanların orada olmasıyla aslında bir sistem vardır. Yani bu ta bilmem İngiliz döneminden gelme kalan yasalarımız, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nden uyarladığımız yasalarımız, sonrasında bizim yaptığımız yasalarımız, yani yasalara uygun, liyakata uygun, adaletli, işte iç barışı sağlayıcı şekilde doğru insanların yönetmesiyle aslında şeyi, ülkeyi, tabii. Sistem bozuk falan değildir. Yani bu şey gibi diyorlar, işte siyaset çok kirlendi. Yani 3 kişi siyaseti kirlettiyse bütün siyasetçiler kirli midir? Hayır, böyle evet, değildir. Ama algı bu. Ama böyle bir maalesef, böyle bir algı yaratılıyor. Ama bilmek zorundayız ki bir ülkede de veya bir devlet mekanizmasında, organizmasında da sorunları çözecek olan siyaset kurumudur. O zaman tabii. Siyaset kurumuna çok daha ciddi şekilde sarılmamız lazım. Çok daha doğru insanları oralara göndermemiz lazım. Özellikle teknik kesimde, yani bakanlıklarda, işte devletin teknik bölümlerinde gerçekten niyakata uygun, bilimin ışığında teknik insanları görevlendirmemiz aynen. Lazım. Yani onun için şey, sistem bozuk falan değildir. Sistemi bozan insanlardır. Çok şey vardır. Neden buraya geldikten, niye bu durumdayız şu anda? Çünkü gerçekten artık sizin sağlığınız, eğitiminiz, çevreniz, her şeyiniz çökmüşse evet, yani bu çok ciddi bir moral bozukluğu içindesiniz ve böyle de bir felaket yaşandı ve bunu da biliyorsunuz ki yeniden yapılanmamız gerekir. Ve biz muhalefet olarak mesela el ele verdik. Yani ad hoc komite kurulsun dedik. Gelin bizim teknik arkadaşlarımızla da ekonomiden evet. Anlayan, işte bu konuları organize edebilecek arkadaşlarımızın fikirleriyle birlikte hep birlikte meclise oturalım. Ve bu ülkenin yeniden yapılanması için okullarımızın, sağlığımızın ve daha birçok şey aslında, yani bugün devlet dairelerimiz de çok iyi durumda değil. Tabii. Bunun için ne yapabileceğimizi konuşalım. Şimdi böyle bir ciddi iyi niyette ve de aslında toplumun beklentisiyle de, yani hani iyi niyetin daha da üstünde toplumun böyle bir beklentisi var. İhtiyacı var, gerekliliği var. Yani mecbursunuz bunu yapmaya. Sonuçta orada muhalefet niçin vardır? Toplum için vardır yani. Tabii. Vekiller. Komiteye gidiyorsunuz. Bir numara, yani diyoruz ki yeniden bir beyaz sayfa açacağız ve bunları madde madde yazacağız. Nereden gelir elde edeceğiz? Bu elde edeceğimiz gelir işte bütçede nerede konuşlanacak? Ve bu bütçeyi kim denetleyecek? Ve bu bütçe nelere
hangi ihtiyaçları karşılayacak? Böyle bir altyapı, bir taslak oluşturulması gerekiyor. Tabii. Bir numarada bakıyorsunuz ki hükümet kendine göre yapmış şeyi, bir yasayı, taslağı getirmiş. Bunun üzerinden gidelim. Bunun üzerindeki ilk konu maaş kesintileri. Şimdi Haluk Bey, bu ülkede çok büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Yani şu anda belki gündem değişti, depremdi, başka konular geldi. İnsanlar hani boğazından kesti, canından kesti, depremzadelere verdi. Yani bunu da biliyoruz. Tabii. Ama bu geçmiş bir şey değil. Her gün dövizin durumunu görüyoruz. Bu insanlar gerçekten zor durumdadır. Siz bu maaş kesintileriyle, yani... Önce çünkü asgari ücret de onun içindeydi. Emeklilerin şeyleri bile onun içindeydi. Yani evet, sigorta evet. Emeklilerin, yani bizim büyük bağırmalarımız, çağırmalarımız, sendikaları organize etmemiz, sendikaların bağırmasıyla birazcık işte toparlandı da şimdi son 15 binin üzerinde alandan %1 de daha yükseklerden. Ama oraya gelene kadar, yani tamam. Bayağı bir savaş verdiniz. Bayağı bir savaş verdik ve tamam, yani yüksek maaşlardan evet kesilebilir. Ama oraya gelene kadar sizin de dediğiniz, bu ülkede kayıt dışı ekonominin %60'larda olduğu söyleniyor. Yani siz önce bir ekonomiyi kayıt altına alın. Şans oyunları konumuz vardır. Yani insanlar gelip burada milyonlarca paralar harcıyorlar. Tabii. Ne bileyim ben işte bir sürü daha sizin eğlence sektöründen tutun da başka konulardan kayıt altına alıp normal çağdaş hale 3 tane 4 tane evi olanlar, lüks villalı evleri olanlar, lüks arabalarda gezenler, yani bunların öncelikle kontrol altına alınarak siz emeklinin maaşına, dar gelirlinin maaşına, yani şu anda artık 30 bin TL maaş alan bile zor geçiniyor. Yani böyle bir durumdayız. Aynen. Böyle bir durumdayız. Onun için evet, bir deprem fonu oluşturulmalı ki yani artık böyle yine tepeden inme, bize dayatılan bir takım kurallarla bu fon olaylarını kaldırdık biz ülkede. Şu anda mesela fon kuramıyorsunuz. Ama ben mesela bir sağlıkçı olarak biliyorum ki bugün Mausa Hastanesi sivil savunmanın fonuyla yapıldı. Çok iyiydi o fon. Evet. Bir erken tanı sivil savunmanın fonuyla yapıldı. Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etabı sivil savunmanın fonuyla yapıldı. Ve o fon kaldırıldığı için bütün fonlar kaldırılıp hepsi o dipsiz maliye bütçesinin içine atıldığı için Güzelyurt Hastanesi mesela şu anda yarım kaldı. Tabii, çünkü ona para bulamıyoruz biz. Mahkemeler yapılamadı, hiçbiri yapılamadı. Tamam, yasal olarak şu an fon değil ama günün sonunda bütçede ayrılacak ayrı bir kaynakla. Ben gene o paranın aslında sivil savunmaya gitmesini isterim. Yani askeri bir disiplinle o para, hani bu deprem için ya da afetler için ayrılan paranın hala daha ayrı bir bütçede sivil savunmanın kontrolünde. Zaten bir şey kontrol edecek onu. Yani muhalefetten birileri işte... Yok, muhalefeti koymadılar. Koymadılar mı? Yok. Üzüldüm. Sendikaları koydular, sivil toplum... Fena değil, muhalefet sayılır, beraber hareket ederler. Meslek örgütleri, tabii onların girmesi gerekiyor. Orada bir sıkıntı yok. Sivil savunmanın zaten kendinin gerçekten şu anda çok ciddi sıkıntıları var. Personel tabii, eksiklikleri var. Tabii. Aynen, kesinlikle. Teçhizatları eksik. Tabii. Yani biz onları da ziyaret ettik Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ve gerçekten hani çok disiplinli, çok iyi çalışıyorlar. Çok iyi çalışan bir grup, bir ekip, bir birim. Çünkü onlarda olması lazım. Çünkü yarın öbür gün bir bedremde o ısıyla çalışan aletler, yani bizi kim bulacak yığının altında? Yani bu kazımakla olmuyor. Bakıyorum 72 ülkeden yardım gitti Türkiye'ye ama baktığınız zaman dünya masrafıyla o insanlar oraya gelir, uçarlar, teçhizatlar falan filan ama bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi. Yani 10 kişiyi kurtaran yok. Yani o kadar masrafa göre 50 bin ki 50 bin bile bir şekilde insanlar 50 bin olamaz diyorlar. Yani bizim aileden 60, bizim aileden 10, bizim aileden şu. Yani insanlar diyor ki bu 100 binin altında değildir. Çok çünkü gece yarısında yakalandı, 4'te herkes yatağında. Evet. Şansları olmadı dışarıya çıkmaya. Evet. Ve o kadar yardıma rağmen belirli sayıda insan, her birinde o teçhizat olsa
çok daha yararlı tabii. olur. Yani biz çok vahim bir durumda oluruz, bize böyle öyle bir deprem burada olsa. Tabii. Ciddi bir yara alırız. Yani bu nasıl, işte bakın şu anda konuşuyoruz. Mesela siz bir vekil olarak bunu konuşuyorsunuz ama ad hoc'ta bunu anlaşamıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben çekiliyorum. Çünkü size laf anlatmakta usandık, bıktık artık. Çekiliyoruz diyorsunuz ve bir noktada çekilirsiniz. Çünkü biz şu anda gerçekten bu son dönemde komitelerde çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çok büyük bir dirayetle orada durup halkın yararına olacak işlerde, yani bunu belediyelerde de yaşadık ki ben İdari Sağlık Komitesi Başkan Vekiliyim. İlle de orada duralım ve bu yasa gereklidir 51-95 ve de bunu en doğru şekilde yapalım. Ama günün sonunda öyle bir yere geliyorsunuz ki komite başkanı size diyor ki bu siyasi bir karardır diyor. Benim 3 parmağım var, senin 2 parmağın var ve olay bitiyor. Yani siz istediğiniz kadar duvara konuşun. Tabii ki belediyeler yasasında doğru şeyleri de çok yaptırdık. Yani örneğin mesela ben geçen gün Mimarlar Odası Başkanı'yla konuşurken, Kıbrıs Türk Mühendis Mimarlar Odası Başkanı'yla konuşurken, onların bize verdiği çok güzel yapı denetimiyle ilgili bir metin vardı ki, çok mücadele ederek, onlarınla mücadelesiyle, onların bize gösterdiği yolda o metni koydurduk belediyeler yasasına. 51-95'e ve şu anda o kriterlerle alınacak olan izinlerde aslında asla depremde bir şey olmaz. Ama neyi koyduramadık? Kamu binaları diyor size izin almayacak şeyden. Mühendis mimar odalarından. Kamu binalarının öyle bir izne ihtiyacı yoktur. Ve biz bunun için mesela çok kalın, çok büyük bir yasaya, bütün yazı mecliste geçirerek yaptığımız bir yasaya ret verdik. Çünkü çok önemliydi bu konu. Tabii. Yani kamu binaları dediğiniz hastanedir. Bugün yani acil durum. Kamu binalarında çalışanlar üvey evlat mı? Yani kimdir onlar orada çalışanlar? O milli bir servet değil mi? Milli bir servettir ama oradaki düşündüğü nedir? Mesela işte biliyorsunuz acil durum hastanesi yapıldı. Hala daha elektriği izinsiz ve dere yatağına yapıldı. Ha, prefabrik bir binadır. Yani çok riskli bir bina değil ama çok alınmadı izin. Alınmadı. Külliye yapılıyor. Alınmadı izin. Yani bunlar için tamamen siyasi. Yani oradan çıkılıyor ihaleler başka bir ülkede. Müteahhiti oradan, mimarı oradan, mimarı burada vatandaş yapılmak isteniyor. Diyor ki sana ben de hayır buna benim mimarlar odam. Ama yani madalyonun bir nedeni, daha yüzüğü var. Bir cumhurbaşkanı, o zaman başbakandı Sayın Tatar. Yani ben diyor emir verdim diyor. Bu hastane yapılsın. Bakın emir verilir. Olgun amcaoğlu bu stüdyoda der ki para var hiç sorun değil. Para da var. Olmuyor. Vize çıkmıyor, izinler verilmiyor, şusu, busu, işte yeri, etüt, işte dere yatağı, şu bu. Yani olmuyor, iş dönmüyor. Yani bir de o kısmı var işin. Ve birisi gelir, birisi demeyelim. Bakın, gelir Haluk ve Bey, 45 günde hastane de yapar. Yani madalyonun iki yüzü var orada. İzin alınsın, benim müteahhidim çalışsın, benim mimarım çalışsın ama köstek olmayalım, engel de olmayalım. Bakın, o anlamda. Bakın, inanmayın. Öyle midir? Ne siz, ne bizi izleyenler buna inanmasın. Ben Sağlık Bakanlığı yaptım. Bugün en riskli binalar arasında gösterilen diyabet merkezi, o dönemde de biz biliyorduk riskli olduğunu. Evet. Ve diyabet merkezinin yıkılıp oraya başka bir bina, en çok ihtiyacımız olan bir kardiyoloji merkezi. Ki bu ana binayı da çok rahatlatacaktı. Ve Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içinde geçişli bir şekilde binalar yenilenerek aslında biz o yerleşkeyi çok daha feasible, kullanılır, işte çağdaş. Ve hepsinin bir yerde olduğu, olabileceği, kapsamlı bir yer aynen. olurdu. Modüler bir şekilde. Modüler, akıllı binalar. Evet. İstediğiniz zaman ekleyebileceğiniz şekilde. Evet. Bizim kendi mimarlar odamızı çağırdık görüşmeye. Dedik ki bize birkaç mimar görevlendirin. Hemen görevlendirdiler. Bu konularda daha önce çalışmış, sağlık binaları yapmış bir iki arkadaş gönderdiler.
Planlama İnşaat Dairesi ile de tabii ki birlikte yaptık bu çalışmayı. Bizim esas şeyimiz. Bizim Sağlık Bakanlığı'nın mimarları da içinde. Türkiye Cumhuriyeti'ne gittiler. Hatta o dönemde yeni hastane inşaatı ile ilgili de orada gittiler ve bize uygun ne olabilir? Bizim mimarlarımız gitti. Yani oradan bizi bir şey yollamadı. Evet. Ve biz yer etüt zeminleriyle birlikte 1,5 ayda kendi mimarlarımız bize çok güzel bir kardiyoloji merkezi şeyini çizdiler. Hı. Etütlerini de yaptılar. Eğer ki kalsaydık belki de bir ay içinde o dönemde o kardiyoloji merkezinin temeli atılacaktı ve şu anda bitmiş olacaktı. Ve şu anda orada sağlam bir bina olacaktı. Hı. Yani inanmayın buna. Hiçbir meslek örgütü, meslek örgütleri kamu kuruluşlarıdır. Devletin bir parçasıdır. Ben Tabipler Birliği Başkanlığı yaptım. Tabipler Birliği bir sivil toplum örgütü değildir. Tabipler Birliği bir kamu kuruluşudur ve meslek örgütüdür. Yani devletin bir parçasıdır, yasası vardır, yasalarıyla hareket eder. Yani böyle bir şey hani sendika değildir yani tamam sendika da çok saygı duyarım çok varlı bir olay ama sendika belli gibi bir, de davranır. Hayır davranamaz. Ne Tabipler Birliği, ne Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları, ne de çevre mühendisleri olsun, ne de onların da çünkü yasaları vardır bildiğim kadarıyla. Bunlar çok gerekli örgütler bizim için. Bunlar tabii. Ama gerekliliğin ötesinde devletin bir organıdır bunlar. Yani ama çok siyasi değiller mi sizce? Yani benim algım bana değiller, çok siyasi gelirler. Dayat şimdi karıştırmayın yani bir takım. Yani şimdi sendika daha farklı bir şeydir. Kendi zümresinin haklarını korumak için her gelen iktidara muhalefet de yapar. Gerekli şeyleri, çıkışlar, grevler bilmem neler falan. Ama meslek örgütü başka bir şeydir. Meslek örgütleriyle sendikalar karıştırılmamalı lazım. Peki meslek lazım. Örgütü neyle uğraşır? Meslekle alakalı şeyler meslek değil mi? Meslek örgütü neyle uğraşır? Mesela bakın bir belediyeler yasasını yaparken mühendis mimar odaları geldi ve dedi ki bu ülkede sağlam binalara, çevreyi koruyan akıllı binalara ve çağdaş binalar için bunlara dikkat edilmesi lazım. Bu yasaya girecek. Çünkü bu vizeleri ben veriyorum ve eğer bu vizeleri verdiğim zaman garanti vermem isteniyorsa insanlara ki sağlam binalar yapacağım, yasada bu olacak. Bugün bakın meslek örgütü neyle uğraşıyor? Bugün deprem riski içeren binaların hepsini mühendis mimar odaları gezip yapmadı mı? Tabii hem de gönüllü bir şekilde, evet, muazzam bir şekilde. Meslek örgütü bununla uğraşır. Pandemi döneminde Tabipler Birliği'nin fonksiyonunu hatırlayın. İnsanlar Sağlık Bakanlığı'na değil Tabipler Birliği'nin söyleyeceğine bakardı. Çünkü uzmanların görüşünü yansıtırdı. Tabii de diyorum meslek, çok gerekli. Meslek tabii. örgütü bunlarla tabii. uğraşır. Yani meslek örgütü hem kendi meslektaşlarının haklarını elbette ki korur. Hem kendi meslektaşlarını eğitir, hem kendi mesleği konusunda topluma bilgi verir, topluma yardımcı olur, toplumun önünü açar, hükümetlere, devlete gerekli uyarıları yapar, gerekli yasalarla ilgili düzenlemeleri yapar. Bugün biz gittiğimiz zaman komiteye, ben örneğin bir doktor olarak nereden bilebilirim belediyelerdeki bir sürü detayı? İşte bu meslek örgütleri, bu birimler gelir ve bize der ki bu böyle olmalı. Veya evet. belediyeler gelir. Evet. Bu böyle olmalı. İşte başka türlü Tabipler Birliği gelir sağlık konusunda. Bunları koymanız gerekir. Mühendisler gelir bunu koymanız gerekir. Çevreciler gelir bunu koymanız gerekir. Evet. Ve biz o çerçevede mecliste oradaki vekiller tüm bunların görüşlerini alarak bu ülke için en doğru bilimin ışığında gerekli yasaları yaparız. Ve burada öyle hiç olmalı. Hiç siyasi, evet devam edin. Öyle olmalı. Öyle olmalı. Ama biraz önce size ne dedim? Komite başkanı der ki bize, örneğin çoğunluk, bu siyasi bir karardır. Bir yasa yapılırken siyasi karar olmaz. Yani siz eğer bir devletin rejimini değişmeyeceksiniz. Yani siz toplumu günlük yaşamında ileriye taşıyacak yasaları yapıyorsunuz. Bunun siyaseti mi olur ya? Bunun yani bu siyasi bir karar değil. Bu halk sağlığıdır. Ama işte yani benim işte gördüğüm siyaset orada devreye girer. Pazar. Yani bu toplum örgütlerinde de siyaset vardır. Yani ben maydanoz derim. Yani her konuda fikir beyan eder bu örgütler. Bazen hep birlikte hareket ederler.
meslek örgütlerinin yapması gereken o özellikle uzman oldukları konuların çok zaman zaman da çok dışına çıkarlar. Yani benim algım öyle, çünkü gördüklerim odur devamlı. Bakın ben... O siyaseti birazcık böyle uzakta tutsak meslek örgütleri daha da saygın olacak ve daha da dediğinde böyle bir huşu içerisinde o meslek örgütünü dinleyeceksiniz. Aynen pandemide olduğu gibi. Çünkü çok o saygınlıkları öne çıktı. Ama falan yerde problem var, sendikayla birlikte demeçler, orada bir problem var, sendikayla birlikte demeçler. Öyle bir siyasi şeye girerler ki, bulanıklığa girerler ki saygınlığı bence azalır meslek örgütlerinin. Çünkü direkt işte bakanlığı veyahut da işte cumhurbaşkanlığını direkt alarak yaparlar. Halbuki almasalar çok daha saygın olurlar diye düşünüyorum. Ama konumuz bunlar değil. Konumuz, ayrı bir konu. Ama biliyor musunuz, yani aslında bu içine düştüğümüz durumda konumuz çok da bunlar. Çünkü işte bu her kurumlar... yerde, kahvede de siyaset var, meslek örgütlerinde de siyaset var. Yani içimiz dışımız siyasetle o kadar doldu ki artık neyin siyaset, neyin çıkar, neyin işte ülke yararına olduğunu artık bilemiyoruz. Çünkü partisel davranış artık. Ülke çıktı işin içerisinden. Artık partisel ve vizyon, görüş onlar. Yani her şey siyaset oldu bizim ülkemizde. O ne bileyim, o doktrinlerin şeyinde peşinde gidiyoruz. Ama yeteri kadar işte ulustur, millettir, devlettir belki yeteri kadar kakadece uzun dönemde ne yararlıdır? Belki onları bizim saptamamız lazım ama şu anda ben göremiyorum. Çok siyaset yani içindeyiz. Yani meslek örgütleriyle ilgili çok kısa bir şey daha söyleyeyim mi? Belki buyurun, başka konulara geçmek istersiniz. Unutmayalım ki meslek örgütlerinin içinde mesela örneğin Tabipler Birliği'ne bu adaya ayak basan her doktor üye olmak zorundadır. Ve her görüşten insan vardır. Muhakkak. Bugün aynı şey mühendis mimar odalar için de geçerlidir. Barolar Birliği için de. Onun için eğer ki siz siyaset yapıyorsanız meslek örgütünde, kitle zaten o yönetim kurulunu, o başkanı seçmez. Yani ya da o düşüncede olanlar o başkanlar olur, o kesimden olur. Evet. Genelde. Evet. Yani onun için onun için görebiliyorum. Meslek örgütlerini ayrı tutmamız lazım ve meslek örgütleri bu ülkede veya İnşallah. Her ülkede bir takım konuların, bir takım olayların doğru yönlenebilmesi için inşaatından, sağlığından, eğitiminden İnşallah. Evet çok ama çok önemlidir. Onlara gözümüz gibi bakıp tabii. korumamız lazım ve yıpratmamamız lazım. İşte sorumluluklarla alakalıdır bu. Evet. Yani imzayı attığınız mı taşıyacaksınız sorumluluğu. Evet. Bu mimar mühendisler odaları da aynı şekilde. Vizeyi verdim ama bilmiyorum onlar nasıl inşa ettiğin an orada olmuyor. O parayı alacaksın, daha da ücret alacaksın ve onu takip de edeceksin ki sonunda diyesin ben buna imza atıyorum, bu bina sağlamdır. Şimdi herkes vize verir ama bina sağlam mı değil mi bilmiyorum diyor. İşte yapım esnasında nasıl yapıldı bu? Bu yeterli değildir. İşte bu yeni geçirdiğimiz 51'e 95'te her etapta, yani sadece mimarın değil, mühendisin, müteahhitin, elektrik tabii, mühendisinin tabii. hepsinin ayrı ayrı imzaları, yapı stoklarının kaliteleriyle ilgili. Tabii. Hatta şimdi mesela çok tartışılıyordu. Beton kalitesi işte tabii, C30 bir süre, C20 mi? Bir daha bekletilirse şimdi mesela ona da özel bir sistem konuyor bizim mesela aşılara yaptığımız gibi. Eğer aşı gümrükten girdiği zaman ona koyduğunuz bir sistemle belli bir derecenin üzerine çıkarsa hemen bakanlıkta alarm veriyor size. Tabii. Yani bu tabii. grup aşı daha bir sıcak havaya temas etti, bozulma riski vardır gibi. Nefis, nefis. Yani aynı şeyi mesela beton için şu anda koyacaklar. Yapılıyor. Yani mesela yasaya bunlar falan çok da güzel, girdi. Çok güzel. Yani işte bu detayları, hani o meslek örgütü dediğiniz yani ne yapar? Bu detayları... Ne yapar demiyorum, yaptığını çok iyi biliyorum. Evet. Sadece çok fazlasını yapıyor, gereksiz yere evet. saygınlığını yitiriyor diye düşünüyorum evet. zaman zaman. Bu detayları da bize ama o meslek örgütleri verebilir. Çünkü bunlardır işin tabii çok teknik ihtiyacımız adamlar. Var. Yani ben baktığımda Tabipler Birliği'ne, Barolar Birliği'ne, Mimar Mühendisler Odaları Birliği'ne, yani bunlar bizim en deneyimli, en donanımlı evet. insanlarımız. Evet. Bunlar bizim, biz, evet. bunlar biz. Evet. Biziz. Biziz. Yani, biziz. Yani ve bunlara sonuçta... çok ciddi sahip çıkıyoruz.
koruyup gözümüz gibi korumalı çok bakmalıyız. Çok haklısınız. Kısa kısa gidelim çünkü şey var, imha sorunu var. Gene Türkiye'den para istedik o ilaçları imha etmek için. Bu nasıl bir şeydir Filiz Hanım? Evet. Evet, bu gerçekten yani dün komitede daha farklı bir konuyla ilgili komitede bu konu konuşuldu. Bizim çok ciddi şekilde şu anda birikmiş imha edilmesi gereken ilaçlarımız var. Eski hatta ben birkaç gün önceki bir Facebook paylaşımında da bunu paylaştım. Eski devlet laboratuvarında, yanan devlet laboratuvarının içi full ilaç doludur. İlaç eski expire olmuş ilaçlar doludur. Ama sadece içi değil dışı da doludur. Kapılar, ya, pencereler açık. Kutular dışarıda. Yağmur yağdı, sular aldı, onları aktı gitti. Düşünün ki o laboratuvar en kalabalık mahallelerin birinin ortasında tabii. Yağmur sularıyla karışıyor işte ve aslında zehirliyor bizi tabii, yani tabii. Kesinlikle. Çünkü ilaç evet. Zaman zaman tedavidir, zaman zaman zehirdir. Evet tabii. Şimdi burada bir ilaçları imha etmek için bir firma kuruldu biliyorsunuz. Ama fiyat pahalı olduğu için, taşımacılık ve imha fiyatı pahalı olduğu için hem Sağlık Bakanlığı ama şeyde de çok büyük sıkıntı var. Belki biz Sağlık Bakanlığı'nı daha çok görüyoruz ortada. Eczanelerde de çok büyük sıkıntı var. Çünkü her eczanenin deposunda binlerce imha edilmesini beklediğimiz ilaçlar var. Ha. Evet, tabii onlar da çünkü o ilaçları ne yapacaklar? Ve şey yapamıyorlar yani o paraları ödeyip de imha edemiyorlar. Yani bunun işte çevreciler şeyi de istemiyoruz. Yer altına gömülmesini zamanında eskiden yer altına gömülürdü, edilirdi. Nereye gidecek bunlar? Yani imha edilmesi lazım. Yakılacak. Yani, tabii yakılacak özel tamam. Fırınlarda. Duman çıktığında yakıldığında daha mı azalardır? Dumanı da çıkmayacak şekilde. Yani özel bu yani, iş için filtreler, özel bunlar. Vardır yani. Tamam. Bu yurt dışında büyük ülkelerde vardır. Güney'de de vardır. Güney'den de fiyat alınmış. Orada da galiba çok pahalı gelmiş fiyat. Türkiye'den fiyat alınmış. Oradan da pahalı gelmiş. Bir de bu ucuz imha, bir şey yok artık Filiz Hanım. Ucuz, evet ucuz bir şey yoktur. Şey yok. Tam da o noktaya geleceğim. Ucuz bir şey yoktur ve tabii ki bunu yapabilmek için ülke arasında özel anlaşmalar gerekir. Tabii. Çünkü hiçbir ülkede gidip başka bir ülkenin çöpünü ya da tıbbi atığını alıp yok etmez aynen, yani. Aynen. Bu da özel bir hikayedir ama tıpkı ilaçta olduğu gibi aylardır ve yıllardır çok ciddi ilaç sıkıntısı yaşıyoruz. Yani ilaç yok. Kanser ilaçları işte başlıyor tedavisine onkoloji hastaları. İyiye gidiyor, hastanın morali düzeliyor. Bir bakıyor ilaç gelmedi. Bu hafta mı gelecek? Gelen hafta mı gelecek? Ondan sonraki bir hafta mı gelecek? Yani çöken moralini düşünün. Yani sırasında 20 yaşında genç işte lösemi bir çocuk olabiliyor bu. Bir 7-8 yaşında lösemi bir çocuk olabiliyor. Veya genç bir akciğer kanseri olabiliyor. Her şey olabiliyor. Yani bunlar çok yaygın hastalıklar ülkede. İlaç gelmiyor. Çünkü biz ısrarla bekliyoruz ki evet kabul ediyorum. Çok da eleştirdim bu konuyu ve bana diyorlar ki işte dünyada bir tedarik zincirinde bir sıkıntı var. Dünyada ham maddede bir sıkıntı var. Evet vardır ama biz sadece ve sadece Türkiye'den ilaç bulmayı deniyoruz. Yani dünyanın başka ülkelerinden de gerekirse daha çok para vererek o ilacı almak zorundayız. Aynen. Bugün yani ülkelerin tıpkı bireylerin olduğu gibi, tıpkı ailelerin olduğu gibi hükümetlerin, ülkelerin de öncelikleri vardır. Çünkü o aileler, bazı aileler mümkündür gidip buluyorlar bir yerlerden. Alamaz ama. Kanser ilacını alamıyor. 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 Kanser ilacı devletin getireceği ilaçlardır. Yani siz paranız da bulsanız da ki çok pahalı ilaçlardır. Gidip İsrail'e gidip çantanın içine koyup getiremez getiremiyorsun. Diye. Hayır. Ha, bunlar özel izinle gelen şeylerdir, ilaçlardır. Yani bu biliyorsunuz yani bununla ilgili bir de mafya var dünyada. Ve bu mafyanın içine düşmek gibi bir durumdayız da şu anda. Yani tabii ki çünkü bir şekilde eğer bir şey bir malzeme kara borsadaysa değerliyse illa bir takım insanlar onu buluyor. Siz de can havliyle gidip o insanlardan onu alıyorsunuz ve çok pahalı
fiyatlar alıyorsunuz ve nasıl bir ilaç olduğunu bilmeden alıyorsunuz içeriğinde. Çünkü yani. O denetimli değil. Şimdi buradan İlaç Eczacı Deposu'nun izniyle gelen ilaç bir markası vardır, CE belgeleri vardır, uluslararası akreditasyonları vardır, bir sürü şey vardır. Yani siz kendi kafanıza göre gidip ilaç alamazsınız. Ve bunun serbest limanlarımızda biliyorsunuz 2-3 ay önce çıkmıştı bizim limanlarımızda kullanılarak işte Güney Amerika'dan transfer edildiği falan filan. Ha, şimdi burada Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin gerçekten, yani ben bunu mecliste çok önerdim, İlaçla ilgili bir kriz komitesi kurun. İlaç Eczacılar Birliği'ni de çağırın, Eczacılar Birliği'nde. Siz bizim zaten güçlü bir ilaç eczacılık dairemiz vardır. Sağlık Bakanlığı, hükümetin işte maliyesinden bilmem neden ve bir takım olmazsa olmaz ilaçları en azından dünyanın başka ülkelerinden bulun ve getirin. Yani bunu hani tıpkı şu anda depremde yapmamız gereken okulları yapmak, hastaneleri yapmak gibi. Tabii fon oluşturuluyorsa. Aynen, ilaç için de bir kriz komitesi kurulması lazım. Şu anda ilaç bu ülkede artık eksiklik değildir, yokluktur, yoktur yani. İlaç yoktur yani. Bu böyle bir şey olmadı. Habire bekliyoruz ki TC Sağlık Bakanlığı'nı biz arayacağız. Ondan işte memurları bize ilaç bulmaya çalışacaklar. İlaç Eczacılık Dairesi buradaki depolara özel izin vermeye çalışacak. Depolar gidecek, çok ciddi prosedürlerden geçecek. Ve ilaç bulup getireceğiz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı sıkıntı çok büyüktür. Bunu görmek zorundayız. Tamam. Çok özür dilerim. Biz bu yolla da getirelim ilaçlarımızı. Çünkü en büyük tedarik merkezi bizim için Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tabii. Ama dünyanın başka ülkelerinden de parayı verip ilaç alabilir bu ülke. Ha, atık konusu da aynı şekildedir. Yani eğer ki tıbbi atık gerçekten de bu küçücük ülkede, çevre sorunlarıyla boğuştuğumuz bu ülkede büyük bir sorunsa ki sorundur. Şu anda bizi hemen öldüren değil ama yavaş yavaş tıpkı kanserler gibi, tıpkı yıllardır işte o ilaçladığımız, ilaçlı yediğimiz şeyler, radyasyonlar, takmadığımız filtrelerin, ne bileyim bir sürü çevre yaratacağı hastalıklar gibi ki biz şu anda yaşıyoruz o hastalıkların hepsini aslında. Yani yıllarca siz Tabipler Birliği bunu söyler, uzmanlar söyler. Yani insanlar o anda başına deprem gibi yıkılmadığı için bunu anlamaz. Tabii. Zaman içerisinde bakın, ailesinde kanser olmayan insan yoktur. Hemen hemen. Kronik hastalıklarda bir sürü insan hastadır ve bunların nedenleri bellidir. Bunların nedenleri bu ülkede doğru dürüst bir koruyucu sağlık hizmetleri kurmadığımız içindir. Düzenli kontrol yapmamadığımız içindir. Hala daha o filtreden o dumanlar çıktığı içindir. Tabii. Hala daha ve hükümetler bunlara masraf listesinde oldukları için böyle göz ardı bunları ediyorlar. Bunları lüks görüyorlar. Yani eğitim boş ver. Aynen. Çünkü masraf ister. Aynen. Sağlık masraf ister, aynen, boş ver. Aynen. Yani bir de bütün ülkelerde bu. Yani bir İngiltere'nin mesela oradaki National Health Service dedikleri NHS ya batmış durumda. Evet. Yani kalpten ameliyat olmanız gerekir ve 6 ay sonraya size gün verirler. Evet. Yani hayrola gün ola belki yaşarsınız. Evet, ama İngiltere bugün 80 milyonluk bir ülkedir. Yani bugün İskandinav ülkelerinde batmadı yani. Sosyal devlet olayı devlet. Tabii. Bütün vatandaşlarını yapıyor veya birçok başka ülkelerde veya Malta gibi küçük bir ülke bizim gibi. Yani National Health'in farklı sorunları var. Evet, yıllardır sorunları var zaten. Ama yani biz bu ülkede, bu küçücük ülkede ilacı bulmak için daha çok para vereceğiz. Bu zamanda vermek zorundayız. Evet. 10 yıl sonra bu demek sorun kalmayacak. Demek ki çare aslında ekonomiyi kayıt altına almaktır. Aynen. Çok acil olarak. Aynen. Bunun herhangi bir hareketini görüyor musunuz devlette? Yani işte bakın bir deprem için bir fon kurulsun, bütçede ayrı bir ek bütçe, ayrı bir kaynak olsun dedik. Adamların ilk şeyi maaşlardan kesme. Daha zaten Ocak'ta asgari ücreti artırmışız. Açlık sırrında şimdi insanlar. İçini tırtıklamak mı lazım? Yani bu mu? Sen kur bir kriz komitesi bu konuda. Yani gerekirse ekonomiyi kayıt altına almak için de bir kriz komitesi. Aslında kur. Yasa yapmadan bile yani tabii muhalefet ki hem fikir olsa biz işte sanal bettir, işte şans oyunlarıdır, şudur. Muhalefetin önerileridir bunlar. Yani ve direkt işte kredi kartı kullanılacak her yerde verilmeyene şu cezalar olacak. Belki de sizlerle hem fikir olur anında. Geçer tabii ki. Yani kredi kartını daha
kullanılır hale getirmek zorundayız. Bunun için motive etmek zorundayız. Yani gerekirse işte vergide şeyler, indirimlerle, geri kadeve ödemeleriyle. Tabii. Zaten Filiz Hanım, galiba kullanmak zorundayız. Ben cebimde yeteri kadar nakit para bulunduramıyorum bir şey alayım. Hı hı. Yani bir yerde bir ödeme yapıyorsunuz, ikinci yerde nakit para yok. Yani alışverişe gittiğinizde sizde böyle 10 binlerde bir para olması lazım ama orada. Ama kabul etmeyen yerler var. Bir de o var tabii. Kabul etmeyen yerler var. Tabii. Bakın yani, sen de güzel kayıt dışı. Tabii kayıt dışıdır. Yani ama eğer bir en son kuaförde ne zaman fiş aldınız? En son meyhanede ne zaman? En son, yani o kadar çok yer var ki ve bu şikayet eden profesyonellerde bu kayıt dışılık çok aşırıdır. Bir de o var. Yani hiçbir yerde verilmiyor. Demek ki vergi dairemiz, Maliye Bakanlığı çok büyük bir seferberlik ilan edecek. Tabii, ve vergi, tabii. Hangi avukata dediniz şimdiye kadar şu kadar ve size bir fiş verdi avukat? Evet. Asla. Yani her alanda vardır bu. Özellikle kumar, eğlence sektörü bilmem ne, bunların ciddi şekilde. Onlar veriyorlar, onları tırtıklıyorlar yani yeteri kadar da. Yeteri kadar değil yani. Bugün sana yıllardır şey konuşulan, ülkemize gelip de çok astronomik fiyatta konser veren sanatçılardan kaç para vergi alınıyor? Yani ve bu sürekli konuşulan bir şey. Ve yani bu konuda bile biz harekete geçemiyoruz. Kimse dokunmuyor. Hiç kimse dokunmuyor. Hemen lobiler önünüzdedir. Yani nereye dokunsak diyor, Arıklı diyordu ki en azından söylüyor bunları. Rant alanlar hemen karşınıza çıkıyor. Enteresandır. Demek ki o lobicileri de dinleyen bir siyaset var demektir. Yani kötü olan da o işte. O rant kapısı, o siyaset, her şey iç içe geçmiş vaziyettedir. Yazın ortasında işte domates, çürük yeniyor bizde. En elverişli olduğu zaman olmasına rağmen. Hayır, çünkü birileri short dedikleri, yani kısıyor geriye. Ta ki fiyatlar yükselsin, o zaman ortaya çıkarıyor. Yani bunlar hep birilerinin engeli. Bir şey yapmaya kalkışınca da bu gruplar ortaya çıkıyor, siyasileri engelliyor. Doğru, ahlaklı insanları siyaset arenasına sürmek zorundayız. Halkın evet, yapacağı budur. Ahlaksız insanların veya bunların önünde duramayacak kadar egolarına yenik düşmüş, koltuk derdinde olan insanları siyaset arenasından temizlemek zorundayız. Yapılması gereken budur. Yani yapılması gereken budur. Evet. Hani halk da sandığa giderken bu benim çocuğumu işe alacaktı, bu bana işte o tarlacı verecekti, bu kuyuyu verecekti, bu izni verecekti. Bu kadar basit şeyleri düşünmeden, çünkü bilmek zorundayız ki çok güzeldir Nazım Hikmet'in. Ama biliyor musunuz o sorunlar, şiiri? Evet. Kurtuluş yoktur tek başına. Yani yarın gelecek, sizi de vuracak. Tabii. Ve vuruyor. Vuruyor. Bugün o depremde milyonlarca para kazanan o müteahhitlerin çoğu enkaz altında kaldı. Ne oldu? Tabii. Yani bunu bilmek zorunda. Bunu bilmek zorundayız. Onun içindir ki doğru yöneticiler, doğru zihniyette yetişmiş, eğitim almış bir halk çok ama çok önemlidir. Yani bu birbiriyle iç içe geçen halkalardır. Birbirinden ayrılmaz halkalardır. Yani biz bunu başaramadık. Bu tukakadır. Biz işte bu sistem kötüdür. Siyaset rezilliktir. Siyaset o. Hayır. Yani dünya böyle yönetiliyor. Her aynen, ülkede böyledir yönetim. Tabii. Ve Allah duysun sizi, ne güzel konuşuyorsunuz. Parlamenter burada sistem daha tabii, böyle bir sistemdir. Tabii. Yani evet, daha çok onay alan halktan hükümet eder. Daha az onay alan da denetler. Bu aynen, böyle bir sistemdir. Ha, eğer ki halk, insanlar sandığa giderken bunları görürse, yani bugün her gün bir yolsuzluk ortaya çıkıyor. En büyük yolsuzluklara bakıyorsunuz, başbakan oluyor, bakan oluyor. Yani başbakan bakanların üzerinde bir şeyi tutuyor, topuzu. Sen diyor biraz hareket edersen kafasına vuruyor, değişirim ha bak seni. Ha, diğer bekleyen milletvekiline de diyor o ki da yapmaya hazır. Bak diyor, gelmezsen meclise şey vermezsen çoğunluk, yani meclisi açmamıza evet, ve yanımızda durmazsan bak bakan olamam ha. Bakan evet, olma şansın var. Yani herkesi hizaya sokar. Her şey, herkesi bir hizaya tutuyor bir şekilde. Ama
Ben bunun, de verimi artırmak için zannetmiştim bütün bunlar. Nasıl hani bakanlar verimi? Daha çok çalışsın, görevini tam yapamayanlar, geri kalanlar, çok çalışmayanlar başkalarına yer açsın diye bakmıştım ben bu konuya. Hiç sizin tarif ettiğiniz gibi bakmamıştım. Böyle bir şey nasıl olur? Şeyde yani siyasette biliyorum, biliyorum. En önemli konu istikrardır. Tabii. Niye değişeceksiniz ki 6 aylık bir bakanı? Şimdi dün yine komitede bir tartışma oluyor. İşte Sağlık Bakanlığı ekipleri, şu anda komitemizde bir şey var. Yataklı tedavi kurumların yasası. Çok önemli bir yasadır. Sağlık tıkandı. Tıkandı sağlık. 2018'de da bu böyleydi ve biz bakanlıkta olduğumuzda ben bütün bürokratları 10 gün bir odaya kapattım. Teknik adamlarla, doktorlarla, Tabipler Birliği sendikalarla birlikte ve bu yasa bitecek, meclise göndereceğiz dedim. Yasa bitti, meclise gitti. 2018. Bugün 2023. Nokta koyulmamış. 2 ay önce yine bizim bağırmalarımız sonucunda gönderdiler meclise. Almamız gerekiyor şu anda komitede bunu. Ama bakın 2018'den 2023'e bu toplumun kaybettiği çok zaman, büyük zaman değil mi? Sağlık tıkandı. Yazık olmuş. Her şeyi geçici almak zorundasınız. Her şey işte yok, mevsimlik işçiler, oradan grev yapar insanlar. Ek mesaileri doldurdukları halde hale daha göreve gitmek zorundadırlar. Çünkü sizin yeni personel almanız gerekir. Senin acil tıp uzmanının adı yok yasada. Acil tıp uzmanı var bu ülkede. Evet. Acilin normalde sorumlusu, çalışanları bunlar olması lazım. Vardır da ülkemizde. Ama kadro yoktur. Niye çalışsın o insan orada? Çocuk psikiyatristinin adı yoktur yasada. Ve biz bu yasayı geçirmiyoruz meclisten bir türlü. Ve 2018'de bu yasa bitmiş bir şekilde gitmişti. Şimdi 2018-19'da biz gittikten sonra hangi hükümetlerdi? Niye geçirmediler? Niye yapmadılar bu yasayı? Peki sebebi ne olabilir bunun? Şimdi bazı şeylere diyoruz ki rant kapısıdır, engeller çıkar. Şimdi böyle bunlarda olması da vardı. Gereken bir şey. Başhekim olacaktı. Kadrosu belli şeylere, şartlara bağlanıyor. Çünkü doğru olan odur. Veya ne bileyim ben, başka bir birimin şefi olacaktı, o olacaktı, bu olacaktı. Basit hikayeler. Anladım. Basit konular. Ama sizin sağlığınız etkileniyor. Benim sağlığım, benim annemin sağlığı, benim, ne bileyim, sizin babanızın tabii, sağlığı, tabii. Hepimizin sağlığı. Ama herkes sağlıklıyken evet, kimse ötekini düşünmüyor. Ama birinin başhekim olması, birinin birim sorumlusu olması, birinin terfi alması çok önemli. Ama ben öldüm gittim. Yani böyle hikayeler var. Onun için yani lütfen siyaseti de, siyasetçileri de hep aynı kefeye koymayın. Bakın çok net bir örnek veriyorum. 2018-19, 2023. CTP miydi komite başkanı? Yok. CTP yoktu. Evet. Bu kadar zaman evet, patinaj çekildi. Hiçbir şey olmadı. Ve muhalefet olmamıza rağmen, ki mesela eğer ki kötü niyetli bir muhalefet olsa ben hiç gündeme getirmeyeceğim. Çöksün sağlık. Ama ben de çökeceğim. Değil. Geldiğimiz günden itibaren diyoruz ki gönderin bu yasayı. Alalım komiteye ve bu yasayı geçirelim. Yani hikaye budur. Çünkü bunlar, biz bugün varız, yarın yokuz. Makamlar çok geçicidir. Aynen. Evet. Aynen. Ama sağlığımız kalıcıdır. Eğittiğimiz çocuklarımız kalıcıdır. Koruduğumuz çevre kalıcıdır. Bakın ormanları 3 senedir çam köse böceğine resmen peşkeş. Tabii. Yani, feda ettik. Tarım Bakanı çıkıp tık demiyor ya tabii, adam. Telafimiz nedir orada biliyor musunuz? Rum tarafı da öyledir. Yani. Ama Rum tarafı Ekim-Kasım için İlaçlamaya, çok ciddi bir ilaçlama programı oluşturdu. Yapıyor. Tabii. Evet. Tabii. Yani onlarda da problem var. Ben çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Konuşacak çok şeyimiz var aslında da maalesef vakit gene yeterli değil. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sesimiz oldunuz. Sağ olun. Evet. Filiz Hanım'ı dinlediniz. Eski bakanımız, milletvekilimiz. Konular derin ama biz Filiz Hanım'ı yine alacağız. Yine konuşacağız bu konularda. Ayrılmayın. Birazdan bir misafirimizle tekrar karşınızda olacağız. Evinizdeyken de afetlere hazırlık yapabilirsiniz. Mutfakta, yatak odasında ve banyoda düşebilecek eşyalar vardır. Dolap kapakları sarsıntıyla açılabilir.
Dolaplar devrilebilir. Ağır mutfak eşyaları zemin üzerinde hareket edebilir. Camlar kırılarak etrafa zarar verebilirler. Ağır ve yüksek eşyaları size zarar vermeyecek alanlara taşıyın. Sürekli oturulan mobilyaları pencerelerden uzak alanlara yerleştirin. Camlardan kaynaklanabilecek risklere karşı pencerelerde kalın perde ve film kullanın. Raflı mobilyalarda alt raflara ağır, üst raflara daha hafif eşyalar koyun. Fazla gereksiz eşyalardan kurtulun. Binanız bir depremde hasar görmeyebilir, ancak evin içindeki eşyalar devrilebilir veya kırılabilir. Deprem anındaki yaralanmaların ve ölümlerin birçoğu yanlış konumlandırdığımız eşyalar yüzündendir. Sabitleme aparatlarını öğrenerek eşyalarımızı sabitleyelim veya yerlerini değiştirelim.